Arkadaşlar, toprağı kazıyorum. Fasulye ekeceğim buraya. Aradaki otları temizlerken de şöyle solucanları tavuklar için çıkartıyorum. Otları da çöpe atmak üzere. Şimdi bakın, tavuklara verelim. Saniyede nasıl kapıyorlar, bak seyredin. Bunlar felaketler ya. Solucana bayılıyorlar. Organik yem diye. Saniyede. Tam protein onlara. Bakın. 10 saniyede bitti yani. Tavukların özelliği. Ne bulurlarsa yiyorlar. Hiç affetmiyorlar. Evde çöp möp hiçbir şey çıkmıyor çok şükür. Şimdi ben biraz ara vereyim. Ezan okunuyor. Sonra devam ederiz. Sebze yataklarını şimdi belledik. Birkaç gün kurumasını bekledik. Islaktı. Üstüne birer çuval koyun gübresi serptim. Şimdi çapa makinesiyle şey yapacağız. Bu hatta ot yolma makinesiydi biliyorsunuz. Ucundaki aparatını değiştirdim. Çapa makinesi oldu. İlk defa kullanacağız. Bakalım sonucu nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar güzel bir şekilde karıştırdı. Tesviye yapmamız lazım. Onu da tırmıkla başladım. Ama şimdi iftar saati geldi.
artık yarına devam ederiz. Geçen sene kuruttuğumuz barbunya kökleri bunlar. Şimdi içlerinden barbunyalarını alacağız. Tohum olarak bunları ekeceğiz. Sofranıza gelen barbunyalar işte bu şekilde arkadaşlar önce kurutuluyor. Tohum alınıyor. Üretiliyor. Seneye hasatta daha yeşilken toplanıyor ve ambalajlanıp sizlere gönderiliyor. Yapılan işlem bu. Kurutulma sebebimiz de tohumu seneye kadar saklayabilelim diye. Çünkü bunlar geçen sene Haziran gibi hasatları yapıldı çünkü. Kurumaya bıraktık biz bunları. Tohumluk olanlarını bu şekilde korumaya bırakıyoruz. Seneye bu şekilde hemen kullanabilelim diye. Eğer biz bunları yaşken söküp de şey yapsaydık, tohum olarak saklamaya çalışsaydık bozulurlardı. Tabi profesyonel çalışanlar onları soğuk depolarda tutuyorlar. Ya dediğim gibi köyde olanlar bu şekilde sarıp asıyoruz onları güneş görmeyen bir yerde. Seneye ekene kadar dayanıyor. Arkadaşlar yediklerinizin ne kadar zor şartlarda üretildiklerini görün. Hani çöpe yemek falan atıyorlar ya. Bunu gördükten sonra atmazsınız. Çok zor şartlarda bunlar imal ediliyor. Sofralara bu şekilde geliyor. Lütfen israf etmeyelim. Böyle bir şeyle alet çıkarmak. Abi şey
Bak ne belim ağrıyor ne bir şey bak. O kadar kolay ki. Sen mesela şimdi burayı çapayla yapıyor ne diyor. Sen daha fazla uğraşırsın. Zaman kıymetli. Bunun içinde kasılıyor yontuyor. Bunun içinde değil. Sonradan koyuyorsun ki. Yoksa hepsi birden atar ayı. Akar sen baktın buna. Attın mı baktın öğrendim onu. Çektin mi? Deniz atılıyor. Aşamaya kolay bir şey. Bundan şeyde pide de ekebiliyorsun bundan. Pideyi salla buradan. Güzel yumuşak teke. Aç şöyle güzel bak. Toprak yumuşak olacak ama bunun gibi sert olmayacak. Şimdi kendim ayarlayacağım genç. Ya işte o da şey. Kamerada bakacak böyle. Tabii. Hasan şimdi şeyden izleyecek bunu. Kastamonu'dan. Bak ha. Seni de görür. Hasan memnun mu? Ne bilelim biz memnun olduğunu. Ne memnun olmaz ne yapacak Hasan için? Ezan okuyacak, namaz kılır, yatacak. Hasan için. Günde 5 kere. 5 mi 6 mı bilmiyorum kaç kere okuyorlar. Teravih kıldırır o şimdi. Ha teravih ayrı. Ben hani standartı söyledim yani günde 5 kere namaz kılmıyor. Yani. Tamam şu an 6. Devamlı orayı bağlı. Al. Nazik gidin geçme, doldurayım sen, şunu. Sen git aç. Tamam özlü paranın olsa oy değil mi? E tabi böyle düzgün görünsün. Yani bir metre olsun araları tabi. Şimdi bunlar yeşillendiği şu zaman. Ya, boru takmaya diyor mu? E işte boru takacağım. Şimdi oradan şöyle bir tane boru çekeceğim tek. Oradan aşağı salacağım hepsi. Tabi tabi oradan. Önce düşündüm böyle ekeyim diye mail var. Hasan yapıyoruz da daha önce defa oldu. Ne bileyim. Arkadaşlar fasulyenin ekiminle yaptık. O da şu makinamızda biliyorsunuz. Geçen seneden beri kullanıyoruz. Hiç belimiz ağrımadan şıkır şıkır ekiyor. Fasulyeleri de Sefer amcadan vermiştik. Sefer amca. Selam söyle buradan herkese. Seni meşhur ettik bak. Aydın fasulye ekimini orijinal makineyle ekiyor. Değil mi? Orijinal makineyle ekiyor. Aynen. Birer metre arayına bakalım. Sulama teşkilatı da kuracak. İnşallah, inşallah. Ona göre bakalım. Evet. Kavun garbı satacak buradan Allah izin verirse. İnşallah abi. Yani niyetimiz şey, ticari amaçlı tamam. Yapmak. Arkadaşlar. Karpuz ekim videosunda da bahsettiğim Marmarosol'un organik üre konsantresi bu. Konsantre gübre bu. Şimdi bunu pideleri de ekmeden önce kaplama olarak kullanıyoruz. Şimdi seyretmesini yapıyorum. İki kapak organik maddeden attım. Kovanın içerisine su dolduracağım. Şöyle yarım kovada su yaptım. Şimdi bunu fidelerimize ekerken fideyi önce buna daldıracağız. Ondan sonrasında toprağa ekimini yapacağız. Bu şekilde daha iyi köklenme yapacak. Al küçük çapanı gel bakalım. Göster sırasını. Nereye istiyorsun? Kaç işte şey? 2 3 sıra şeklinde. 3 sıra mı? Evet. Arası. Ya işte şöyle bir karışını az bir şey daha fazlasın değil mi? Aynen. Thank you.
Evet değerli takipçiler, bahçe işlerinde 5-6 işlemi daha bitirdik. Onun da bir vlogunu paylaştım sizlerle. Umarım bilgilendirici bir video olur. Şimdi öncelikle karığımızın bir tanesine acı biber ektik. İkincisine tatlı sivri biber ektik. 3 ve 4'e patlıcan ektik. Önceki bölümlerde de izlediniz, fasulye ile barbunya ekmiştik. Karpuz tarlasının, yani karpuz bostanının hemen yan tarafına yapmıştık onları da. Bahçe işlerindeki vlogumuz burada bitiyor. Solucan gübresini tekrar gösterdim sizlere. Daha doğrusu solucan gübresi katkılı organik, canlı organizma aslında o. Bu şekliyle geçiyor. Şimdi damlama sulamada da vereceğiz bunlara. Deponun içerisine kullanacağım. 1 tonluk depolarımız var biliyorsunuz şöyle. Onların sulamasını yaparken de içlerine atacağız. Burada sulamayı yaptığımızda tek seferde vereceğiz hepsini böyle. Gayet güzel bir şekilde onların da gelişimini sağlayacağız. Bahçeden küçük bir tur da göstereyim. Geçen seneden biliyorsunuz çileklerimizi ekmiştik. Onun ekim videosu da vardı. Kışın buraya taşıdık. Arkadaşlar çileği bir sefer alıyorsunuz. Bir dahakine herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. O kendi kendine zaten şey yapıyor. Tekrardan bakın yeşilleniyor. Bunlar karın altında kaldı. Herhangi bir şey olmadı. Geçen sene buradan kısmen de olsa şeyi yedik. Çilekleri yedik. Şunlar bamyalarımız. Bunlar işte kışın yandılar maalesef ki. Bu tarafa da bezelye atmıştık birkaç tane. Şey bamya atmıştık. Onlar da çıkıyor. Şunlar bakla. Şunlar bamya. Tohumdan atmıştık. Onlar da çıkmaya başladılar ufak ufak. Şurada lahanalarımız vardı. Aynı şunlar gibi. Burayı boşalttık. Kökledik. Şuradaki şeyi de kaldıracağız. Fermente olmuş gübreyi. Yavaş yavaş atıyoruz zaten buralara. Şuraya asma bağlarını yaptık. Kısa kısa. Yani içlerinde henüz yeşeren olmadı. Zaten üzüm bağı biraz geç şey yapıyor. Canlanıyor. Bakalım inşallah hiç birisi kurumadan çıkarsa burada küçük bir üzüm bağımız olacak. Bodur şeklinde. Bunlar geliştikten sonra bırakacağım. Bir tane de ön tarafta var biliyorsunuz. Buraları söyledim. Biberlerimizi ektik diye. Şimdi şurada da tereotlarımız tohuma kalkmıştı. Onları bıraktık kuruyacak. Şunlar şeyler gene aynı. Rokalar. Onlar da tohuma kalkmaya başlayacağız. Bakın arada işliyor. Polenini almaya gelmiş orada. Nektarını almaya gelmiş. Ne güzel. Maydanozlarımız bitmek üzere. Dereotları bitti. Onları da buradan kökleyeceğiz. Yedi veren gülümüz de canlanmaya başladı. Ihlamur ağaçlarımız da yavaş yavaş canlanıyor. Şunlar şeftaliler canlandı. Şu da elma ağacımız. O da canlandı. Onun eşini şu tarafa almıştık biliyorsunuz. O da orada canlanmaya başladı. Güzel bir şey değil mi? Bu karığımız boş. Buraya da değerlendirme yapacağız. Şuraya da Akdeniz yeşili. Kıştan kalma olanları dikmiştik. Yani işte Allah'ın takdiri. Hiçbir şekilde şey yapmıyor. Ölmeyince ölmüyor yani. Yaşıyor. Evet, bahçemizden son durum bu. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, noktada olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şehirli Çift'ten sevgiler, saygılar.